Emre Can Galatasaray'a. Galatasaray, Bundesliga'da şampiyonluğu son maçta kaptıran Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı Emre Can için harekete geçti. Borussia Dortmund'la sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Emre Can'la Sarı Kırmızılı yönetimin transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Paris Saint-Germain'in Arjantin yıldızı Leandro Paredes için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Emre Can için de şartlarını zorlayacak. Orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyebilen 29 yaşındaki futbolcuya Sarı Kırmızılılar 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. Emre Can da Galatasaray'ın teklifine yeşil ışık yaktı. Sarı Kırmızılılar mali şartlar konusunda Emre Can'la el sıkışırsa kulübü Borussia Dortmund'la transfer pazarlığına oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018'de bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'a 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Öte yandan İtalyan basınının Türk medyasına dayandırdığı haberlere göre de Galatasaray'ın Dortmund'la anlaştığı ve Emre'ye imzayı attırdığı iddia edildi. İtalyanlar Barış Alper Yılmaz'ı istiyor. Galatasaray'da takıma katılacak oyuncular kadar gidecek futbolcular da gündemden düşmüyor. Serie A temsilcisi Lazio, Cimbom'un genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan İtalyan ekibi yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray özellikle bu sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Sarı Kırmızılılar Barış Alper Yılmaz için geçtiğimiz sezon başında 2 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Güncel piyasa değeri 3 milyon 200 bin euro olan Barış Alper Yılmaz 5 kez A milli formayla şans buldu. Geride kalan sezonda Galatasaray'la büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncu için Lazio'nun 8 milyon euro önerdiği öğrenildi. İtalyan basınına göre transferin tamamlanması an meselesi. Müthiş bir gelişim kaydeden genç futbolcu için Lazio'nun yanı sıra Hollanda'dan Ajax ve PSV Eindhoven ekiplerinin de devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda daha fazla süre vermeyi düşündüğü, Barış Alper'in gitmesine sıcak bakmadığı ve 10 milyon euro altındaki herhangi bir rakama satılmaması gerektiğini yönetime ilettiği bildirildi. Galatasaray'dan Luka Jovic bombası. Galatasaray, Mauro Icardi transferi için büyük çaba sarf ederken bir yandan da alternatif planlar için hareket ediyor. İşte İtalyan basınına yansıyan habere göre Sarı Kırmızılıların istediği o futbolcu. Finance Viola'da çıkan habere göre Galatasaray geçen yaz Mauro Icardi ile anlaşmadan önce Luka Jovic'i gündemine almış. Ancak mali şartlar nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. Sarı Kırmızılı kulüp Luka Jovic için bir kez daha masaya oturdu. Galatasaray'ın Jovic'in menajeri ve çevresiyle tekrar temasa geçtiği ve ekonomik şartları yeniden sorduğu kaydedildi. Luka Jovic'in bedelsiz transfer olduğu Fiorentina'da çok mutsuz olduğu ve ayrılmak için kulübe baskı yaptığı da öğrenildi. Fiorentina'nın Jovic'in tavrı ve yüksek maaşı nedeniyle bonservis konusunda da elinin zayıf olduğunun altı çizildi. Kariyerinde Kızıl Yıldız, Apollon Limassol, Benfica ve Eintracht Frankfurt gibi kulüplerde olan Jovic, 2019 yılında 63 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu. Real Madrid'de beklenen etkiyi gösteremeyen Luka Jovic, 2022 yılında Fiorentina'ya bedelsiz imza atmıştı. Alex Telles yeniden Galatasaray'a. Sarı Kırmızılılar bonservisi Manchester United'da bulunan eski oyuncusu Alex Telles'i transfer etmek istiyor. İngiliz basınından Team Talk, Manchester United'dan Alex Telles'e yollarını ayıracağını ve Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızla ilgileneceğini yazdı. Alex Telles 2013-2014 sezonunda Gremio'dan 6 milyon euroya Sarı Kırmızılılara transfer olmuştu. Öte yandan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'da Nelson'a talip oldu.
Tolu Fikanyesi'nin haberine göre lacivert siyahlılar yıldız oyuncu için oldukça ciddi. Haberde başarılı stoper için Galatasaray'ın 20 milyon euro bonservis belirlediği kaydedildi. Galatasaray'da yeni hedef Gerson Mosquera. Yaptıkları mükemmel oyuncu analizleriyle Galatasaray'a Victor Nelson, Sacha Boye ve Marcao gibi çok önemli oyuncular kazandıran Galatasaray Scout ekibi, bol alternatiflerle dolu transfer raporunu teknik patron Okan Buruk'un önüne sundu. Bu isimler arasında en çok öne çıkan futbolcuların başındaysa Gerson Mosquera'nın geldiği öğrenildi. Şampiyon Galatasaray'ımızda gündemin ana maddesi takıma yapılacak takviyeler. Geçtiğimiz sezonun başında ve devre arasında yıldız transferler yaparak taraftarlarını mutlu eden Cimbom'da gündemde stoper transferi var. Abdülkerim ve Nelson'dan son derece memnun olan Okan Buruk, Nelson'a gelen cazip teklifler sonrasında yıldız savunmacıyı elden çıkarmak zorunda kalabileceğini de hesaba katarak stoper listesinin tepesine Gerson Mosquera'yı yazdı. İngiliz temsilcisi Wolverhampton forması giyen Gerson, İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta güçlük çektiğinden Şubat ayında MLS ekibi Cincinnati'ye kiralanmıştı. Amerikan temsilcisiyle kiralık sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki stoperin, İngiliz ekibiyle ise 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mosquera'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı kırmızılılar, genç savunmacıyı kadrosuna katmak için görüşmelere de başladı. Kolombiyalı stoper 2021 yazında Wolverhampton'a 5 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Renato Sanchez Galatasaray'a. Fransız devi Paris Saint-Germain'den daha önce Mauro Icardi'yi kadrosuna katan Galatasaray bir transfer için daha girişimlere başladı. Sarı kırmızılılar PSG'nin yıldızı Renato Sanchez için harekete geçti. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 26 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu. Galatasaray'ın ilgilendiği Portekizli oyuncu Renato Sanchez futbola Benfica altyapısında başladı. Benfica'nın A takım seviyesine yükseldikten sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Renato Sanchez, 2016 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Alman ekibinde istenilen performansa ulaşamayan yıldız futbolcunun sonraki adresi ise İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea ile kiralık sözleşmesinin bitmesiyle yeniden Bayern Münih'e dönen oyuncu, bu kez de Fransız ekibi Lille'e kiralandı. Lille'de performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline gelen Portekizli, dünya devi PSG'nin yolunu tuttu. Şimdilerde Paris Saint-Germain'le yollarını ayırması beklenen Renato Sanchez, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara pozisyonunda ve orta sahanın sağında da görev alabiliyor.